Selam arkadaşlar, Karargah'a hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu hafta yine inceleyeceğimiz güzel bir ekipmanımız var. Bu haftaki videomuzu diğer videolardan ayıran önemli bir özellik de var arkadaşlar. İncelemiş olduğumuz ekipmanı çekilişle sizlere hediye edeceğim. Çekiliş şartları videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan detaylıca bakın arkadaşlar. Şartlara uygun bir şekilde çekilişe katılmaya çalışın. İncelemesini yapacağımız ürün gerçekten çok efsane bir ürün. Hem mouse hem klavye ikisi bir arada güzel bir oyuncu seti. Umarım gerçekten ihtiyacı olan bir arkadaşımıza çıkar. Rampage Fortuna olarak geçiyor arkadaşlar paketin ismi. İçerisinde söylediğim gibi hem mouse hem de klavye. Gerçekten iki üründe çok güzel. Mouse hem sağlaklar hem solaklar tarafından kullanılabiliyor. Klavyede ise yine aydınlatma mevcut. Aynı zamanda mouse'da da mevcut arkadaşlar. Klavyede arkadaşlar bilek destek dayanağı da bulunmakta. Gerçekten çok güzel bir set. Birazdan kutu açılışını zaten gerçekleştireceğiz. Özelliklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Söylediğim gibi videonun açıklamalar kısmına çekiliş hakkında kuralları bırakıyorum. Şimdi haydi kutu açılışına geçelim. Bayağı büyükçe de bir kutu arkadaşlar. Kaldırıcı da sığmıyor. Rampage, Fortuna, hem mouse hem klavye içerisinde. Ön tarafa hemen baktığımızda RGB aydınlatmadan bahsetmiş. 6400 DPI'lık mouse hassasiyetinden bahsetmiş. Klavyenin bilek destek dayanağından ve multimedya tuşlarından da bahsetmiş. Şimdi kutumuzu açalım. Kullanım kılavuzu hemen bizi karşılamakta. Aynı zamanda arkadaşlar her zaman söylüyorum. Kullanım kılavuzunun arka kısımlarında da genelde ne oluyor? Garanti belgesi kısmı oluyor. O yüzden kullanım kılavuzlarınızı atmayın arkadaşlar. Kutunun ön yüzeyinde hemen klavyenin bilek destek dayanağı bizleri karşılamakta. Yan tarafa da mouse koyulmuş buraya ayrı bir kutu içerisinde. Önce hangisinden başlayalım? Önce büyük olandan klavyeden başlayalım. Her zaman söylüyorum arkadaşlar, bu tarz ürünleri ben daha önceden kutu açılışını yapıyorum. Oyunlarda deniyorum, bilgisayarda deniyorum. Performanslarına bakıyorum, kalitesine bakıyorum. Ondan sonra inceleme videolarını hazırlıyorum. Klavye membran bir klavye ama mekanik klavye gibi tuşlar gövdeden yüksek bir şekilde konumlandırılmış. Mekanik klavye görünümü veriliyor. Aynı zamanda sahip olduğu aydınlatmayı da alt taraftan daha güzel bir şekilde görmemizi sağlıyor. Baktığımız orta kısımda Rampage yazısı ve logosunu görmekteyiz. Hemen yan taraflarda ışıklandırmanın olduğu kısımlar bulunmakta arkadaşlar. Yine buralardan ışıklandırmaları göreceğiz. Klavyemiz Türkçe karakterleri destekliyor bu arada. Fabrikadan çıktığı şekilde geliyor. Sonradan baskı söz konusu değil. Multimedya tuşlarını görmekteyim. Fonksiyon tuşlarına buralara kısa yollar atılmış. Ses alçaltma, yükseltme veya durdurma, ileri alma gibi komutları buradan fonksiyon tuşlarından verebiliyoruz. Aydınlatmasını kontrol edebileceğimiz Page On ve Page Down tuşları ve LED tuşu buraya konumlandırılmış. Ayrıca buradan yine ışıklandırmanın şiddetini ayarlayabilmemiz için, parlaklığı ayarlayabilmemiz için yine kısa yollar eklenmiş. Birazdan zaten bilgisayara taktığımızda ışıklandırmalara da bakacağız. Bu arada sabah küçük bir kaza geçirdim ve parmağımı bandajlamak zorunda kaldım. Daha başka ne vardı bu klavyede? Bilek desteği vardı. Bilek desteğine geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Klavye gerçekten çok ağır bir klavye. Alt tarafı zaten metal bir gövdeye sahip. Klavyenin yüksekliğini, alçaklığını ayarlayacağımız küçük ayarçıklar. Klavyenin masa üstünde durması için, kaymaması için yine burada kauçuk yüzeyler var arkadaşlar. Bu arada hem klavyenin hem mouse'un ikisinin de 1 metre 65 santim uzunluğunda örgülü kabloları var. Şimdi bilek desteğine bakalım arkadaşlar bir de. Bilek desteğimiz de bu şekilde arkadaşlar. Koyduğunuz zaman oyunlarda böylelikle daha konforlu bir şekilde, daha ergonomik bir şekilde oyun deneyimi size sağlıyor. Burada bilek desteğinde vidalama yöntemi olsa aslında daha iyi olabilirdi veya mıknatıslama yöntemi olsa yine daha iyi olabilirdi. Bu şekilde kullanım yine tabii ki yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine kullanışlı. Bilek desteği istemeyen arkadaşlar da bu şekilde bilek desteği olmadan kullanabilirler. Bilek desteği noktasında ben de bilek desteği seven kullanıcılar arasındayım. O şekilde daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi klavyemizi bilgisayarımıza bir takalım. İlk taktığımızda sabit yanan renkleri görmekteyiz. Mavi, yeşil, kırmızı şeklinde ışıklandırma hemen görülmeye başladı. Demin bahsettiğim olay bu şekilde. Alttan baktığımızda tuşlar yüksek olduğu için gövdeden ışıklandırmalar daha güzel bir şekilde görünüyor. Burada LED tuşunu önce denemek istiyorum. LED tuşu açıp kapatmak için kullandığımız tuş. Işıklandırmayı sevmeyen arkadaşlar için veya o an kullanmak istemeyen arkadaşlar için bu şekilde açıp kapatabilirsiniz. Fonksiyon tuşuna bastıktan sonra Page Up ve Page Down tuşlarına basalım bir. Buradan ışık şiddetini ayarlayabiliyoruz. Yine fonksiyon tuşuyla devam ediyoruz. Home tuşuna bastığımızda nefes alıp verme modu aktifleşiyor. Nefes alıp verme modunu buradan hızını ayarlayabiliyoruz. Daha hızlı bir şekilde nefes alıp verme
vermesini veya yavaşlatabiliriz. Burada ne beklerdim? Birkaç tane daha mod olsa daha iyi olabilirdi. Sadece nefes alma modu verilmiş klavyeye. Keşke birkaç tane daha mod olsa daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Ama bunun dışında klavyede kullanılan malzeme kalitesi ve klavyenin ergonomik olması, kullanışlı olması gerçekten çok hoşuma gitti. Membran bir klavye, mekanik klavyeler gibi sesli değil. Özellikle geceleri sessiz bir şekilde oyun oynama imkanı sağlıyor. Aynı zamanda bilek destek dayanağıyla da daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz klavyeyi. Şimdi klavyemizi bir kenara bırakalım ve mouse'umuzu incelemeye başlayalım. Mouse hakkında söylemek istediğim ilk şey kesinlikle dokusu yumuşak bir dokuda ve aldığımız zaman mouse avuç içerisine kesinlikle avuç içerisini saran ve kontrolü arttıran bir yapıya sahip olduğunu söylemek istiyorum. Ve dikkatimi çeken ikinci özellik ise arkadaşlar özellikle oyunlarda bize yardımcı olan buradaki yardımcı tuşlar var. Ama normalde oyuncu mouse'larında nasıl oluyor? Sadece sol tarafa konumlandırılıyor bu tuşlar. Ama bu mouse da sağ tarafa da konumlandırılmış. Böylelikle bu mouse'u solak arkadaşlar da kullanabilir rahatlıkla. Gövdenin üst kısmında Rampage logosunu görmekteyiz. Alt kısımda yine ışıklandırmanın olacağı burada buzlu bir yüzey görmekteyiz. Scroll tekerleğimizde de ışıklandırma mevcut. Birazdan zaten bilgisayarımıza takacağız ve ışıklandırmasını göreceğiz. Ürünün kullanım kılavuzunda yazılıma sahip olduğu, makro yazılıma sahip olduğu söyleniyor. Ama sitesine baktığım zaman makro yazılımı bulamadım. Şu an bir güncelleme aşamasında olabilir yazılım. Ben takibinde olacağım. Paylaşıldıktan sonra videonun açıklamalar kısmına bırakırım. Yazılımı oradan indirebilirsiniz. Mouse'la yapmış olduğum birkaç oyun deneyimde de şunu elde ettim. Mouse kesinlikle avuç içerisine oturuyor ve kontrol anlamında kesinlikle rahat bir mouse. Rahat bir şekilde kontrol edebiliyoruz ve tepkime süresi gerçekten çok güzel. SunPlus 199 sensörünü kullanıyor. Bu mouse'da klavyede olduğu gibi aynı şekilde 1 metre 65 santim uzunluğunda örgülü bir kablosu var arkadaşlar. Şimdi mouse'umuzu bilgisayarımıza takalım. Aydınlatmasına da bir bakalım. Mouse'un RGB ışıklandırması gerçekten çok güzel. Scroll tekerleğinde ve alt kısımda yine Rampage logosunda ışıklandırmalar mevcut. Bu arada arkadaşlar bu RGB ışıklandırma Rainbow değil. Bu ışıklandırmayı makro yazılım üzerinden kontrolünü sağlayabilirsiniz. Bu arada mouse'umuz 6400 DPI'lık hassasiyet seviyesine sahip. Bir oyuncu için yeteri seviyede bir hassasiyet seviyesi. Scroll tekerleğinin üst kısmında bulunan tuşla hassasiyet seviyemizi ayarlayabiliyoruz. Makro yazılım üzerinden de yine hassasiyet seviyelerini ayarlayabilirsiniz. Bu yan taraftaki fonksiyon tuşlarına atamak istediğiniz komutları atayabilirsiniz. Işıklandırmayı da kontrol edebilirsiniz. Ve makrolamaya da ilginiz varsa yine makrolamayı da uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Baktığımızda hem mouse hem klavye gerçekten birbirini tamamlayan, birbiriyle uyumlu güzel bir set olmuş. Evet dostlar, her iki ekipmandan da detaylıca bahsettiğimi düşünüyorum. Çekiliş şartlarını söylediğim gibi videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz çekilişlerin devamı için, kanal destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Her iki ekipman hakkında kafanıza takılan soruları da yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol FPS'li ekranlar diliyorum. Hoşçakalın.